Elbette üzülerek söylemek zorundayım ki yalanı alışkanlık haline getirmiş, yalan siyasetini kurumsallaştırmış olanlar bu alışkanlıklarından, huy haline gelmiş bu alışkanlıklarından kolay vazgeçmeyeceklerdir. Nitekim dün gece bunun bir örneğine şahitlik ettik. Dün gece CHP Genel Başkanı'nın yalan siyasetinin sınır tanımazlığına bir kere daha şahitlik ettik. CHP Genel Başkanı'nın benimle birlikte Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndaki çalışma arkadaşlarıma iftiralar içeren paylaşımı, kendisinin siyasi çaresizliğinin olduğu kadar çevresindeki sözüm ona profesyonellerin de strateji yoksunluğunun somut bir göstergesi olmuştur adeta. Ülke dışından hizmet aldığı ajans tarafından yazılan tezvirat dolu bir tweetle kamu görevlilerinin hedef gösterilmesini, tehdit edilmesini asla kabul etmiyoruz. Ve asla yılmıyoruz, asla geri adım atmıyoruz. Dedikoduya, iftiraya, yalana bu derece teşne bir muhalefet anlayışını demokrasimiz için büyük bir kayıp olarak telakki ediyoruz. Şunu çok açık ve net bir şekilde biliyoruz. Demokrasinin en büyük düşmanı dezenformasyonla mücadeleyi kurumsal önceliklerinden biri haline getiren Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan ancak ve ancak dezenformasyonu alışkanlık haline getirenler, dezenformasyonu ana siyaset malzemesi haline getirenler rahatsız olurlar. Hakikat ve temiz iletişim için yürüttüğümüz çalışmalardan sadece ve sadece troll ağları ve köleleştirilmiş hesaplarla sosyal medyayı manipüle etmeye çalışanlar rahatsız olurlar. Bu tür kirli stratejileri uygulayanlar rahatsız olurlar. Onları rahatsız etmeye devam edeceğiz. Biz işimize bakıyoruz. Biz milletimize hizmet etmeye devam ediyoruz. Biz bu karalamalara, iftiralara, yalanlara aldırış etmeden Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye yüzyılının aynı zamanda iletişim yüzyılı olması için gayret göstermeyi sürdüreceğiz. Sistematik dezenformasyonla, yalanla mücadele bizim Türkiye olarak yürüttüğümüz hakikat mücadelemizin bir parçasıdır. Biz dezenformasyonun bir milli güvenlik tehdidi, dezenformasyonla mücadeleyi de bir milli güvenlik meselesi olarak görüyoruz. Bu konuda Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda tüm kurum ve kuruluşlarımızın katkı verdiği bir dezenformasyonla mücadele kapasitesi oluşturduk.